TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner, Washington'da bulundukları süre içinde hükümet görevlileri, kongre üyeleri ve sivil toplum örgütleriyle bir araya geldiklerini söyledi. Boyner, seçimler sonrasında Amerika'nın yeni bir döneme girdiğini, bu yeni dönemde de Başkan Barack Obama'nın kongrede Türkiye ile ilgili konularda desteğe ihtiyacı olduğunu vurguladı. Boyner bu yüzden de kongredeki temaslarına özel önem verdiklerini kaydetti. Bu sefer aslında kongre üzerinde yoğunlaşmak bizim için önemliydi. Çünkü biliyorsunuz yeni bir döneme Amerika giriyor. Kongrede yani Obama'nın Türkiye ile ilgili konularda desteğe ihtiyacı var. Geçtiğimiz dönemde de bazı konularda hani kongre ile açıkçası sıkıntı demeyeyim ama yani birlikte çalışmak zorunda. O açıdan biz de kongre üyelerini daha yakından tanımak, hatta birebir ilişki kurmak üzerinde durduk bu sefer. Boyner temasları sırasında Amerika'nın nabzını da tutma şansını elde ettiklerini, bu çerçevede özellikle de mali uçurum nedeniyle ekonomik sorunların Washington'un gündeminde öne çıktığını gördüklerini söyledi. Boyner, seçimler sonrasında Amerika'nın uluslararası ilişkilerde önceliği Asya'ya kaydırma hedefinde olduğuna da dikkati çekti. Ancak yine de Orta Doğu'nun Amerika için hala önemini koruduğunu kaydetti. Şunun altını çizmeye çalıştık. Gerçekten de özellikle Arap Baharı'ndan sonra bizim bölgemizde, yani Türkiye'nin de içinde olduğu bölgede yaşanan sorunlar açıkçası Amerika'nın çok da kolay hani Orta Doğu'yu tamamıyla bir kenara iterek tüm dış politika gayretlerini Asya'ya yöneltmesinde ne kadar gerçekçi olabilecek bilmiyorum. Ama şunu da gördük. Yani bölgedeki ortam Amerika için hala bir öncelik konusu. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, Washington'da Suriye ve İran konularının gündemde olduğunu söyledi. Boyner, Amerika'nın bu konularda Türkiye ile sürekli temas halinde olduğunu, bu sorunlara çözüm üretirken Ankara'yı çözümün bir parçası olması gerektiği görüşünü taşıdığını gördük dedi. Boyner, Washington temasları sırasında Türkiye'nin İran'la enerji alışverişinin de gündeme geldiğini söyledi ve TÜSİAD heyeti olarak Türkiye'nin İran'la ilişkisi bakımından farklı konumda görülmesinin altını çizdik. Neticede enerji konusunda tek bir ülkeye bağımlı hale gelemeyiz. Bu hassasiyeti de bir ölçüde görüyorlar dedi. Ümit Boyner, Suriye konusunda Amerika'nın gündeminde doğrudan müdahale ihtimali bulunmadığı kanaatine vardıklarını söyledi. Türkiye'nin Suriye politikası ile ilgili bir soru üzerine de Ankara'nın uluslararası boyutta kendini çok öne atmaması gerektiği görüşünü savundu. Açıkçası yani Türkiye burada kamuoyu hassasiyetlerini gözetmek zorunda diye düşünüyorum. Yani uluslararası boyutta kendimizi çok da öne atmamalıyız. Yani burada uluslararası anlaşmalara uygun ve Türkiye'nin de çıkarlarını göz önüne koyacak şekilde hareket etmek uzun vadede daha yapıcı olacaktır diye düşünüyorum. Boyner, milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasıyla ilgili bir soru üzerine de iç politika değerlendirmesi yaptı ve biz bu sorunun çözümünde 1990'lı yılların atmosferine dönmenin Türkiye açısından yararlı olmayacağını düşünüyoruz dedi. Melek Çağlar, Amerika'nın Sesi, Washington.